Emeklilerin durumunu içinde bulundukları şu anda işte zaten enflasyonun altında zam aldılar. Bugün Özgür Özel bir kez daha Antalya'da söyledi. İktidar olduğunda 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman en düşük emekli maaşıyla 8,5 altın alınabiliyordu. 8 altın, çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 2 çeyrek altın, 2,5 çeyrek altın alınabiliyor. 5,5 çeyrek altın nerede diye sordum. Meral Akşener işte yeniden sizinle paylaştık. Emeklilerin durumunu dile getirdi. Mustafa Destici emeklileri dillendiriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bileceksiniz, hatırlayacaksınız. Emeklilerin durumunu işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarında kürsüde dillendirdiğini, sonra da bazı yeni adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ya da ekonomi yönetimi tarafından açıklandığını görmüştük. Şimdi seçime de bu kadar az bir zaman kalmışken, açlık sınırında çok altında hayatta kalmaya çalışırken emekliler ve geçimlerini sağlayamazken siyasetçiler, özellikle CHP'li isimleri buldukları zaman bir yerde dertlerini dile getiriyorlar. Geçtiğimiz hafta Fahrettin Koca'ya bir emekli şunu sormuştu. Ne olacak bu emeklilerin hali dediğinde Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, zor soru diye başlamıştı ve sonrasında da reis çözer demişti ama çözülecek gibi durmuyor kısa vadede en azından. CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba Malatya'da depremzedelerle buluştu ve konteyner kentte kalan emekli bir vatandaş Ağbaba'ya bakın nasıl dert yandı. İşte nasıl geçelim? Çöpte ekmek toplayayım. Seçime 2 haftadan kısa bir süre kala adaylar seçmen ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba da Malatyalı depremzedeleri ziyaret etti. Cemal Gürsel mahallesindeki konteyner kente yapılan ziyaret sırasında bir vatandaş Ağbaba'nın yanına geldi. Emekli olduğunu ve konteyner kentte kaldığını söyledi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ağbaba'ya dert yandı. İşte nasıl geçelim? Çöpte ekmek toplayayım. Evim orada yıkıldı. Bu emekliler hakikaten çok perişan. Ya 10 bin lira ne yapılacak? Diyorlar ki bütçe yok ama bütçeyi başka yerlere buluyorlar. Ya, o gün ben internette gördüm, yoksa Urfa'da sıra koymuşlar, adam başı 30 bin lira para verirler o için oyları alırlar. Ya bunlar nasıl olacak? Adam şerefini oyuna satar mı ya? Biz akşam bekleyip pazara gidecek, ucuz olacak orada onu alalım. Market market dolaşık nerede? Tamam, dediler et şey, bu tarım kredi kooperatifi var. Oraya biz gittik, orada 10 bin lira piyasanın üstünde. Emekliler sadece açlık sınırının bile yarısında kalan maaşlarına tepki göstermiyor. Bölgede yabancı uyruklu göçmenlere yapılan yardımların bile emekliye yapılan desteği geçtiğini söylüyor. Emekli ekmeğe muhtaç oldu. Ekmeğe bile muhtaç değil. Yok ekmek ya, olmaz bile. Suriyelilere bize fazla para veriyor. Benim dedem Çanakkale'de şehit oldu. Ben bu memleketin vatandaşı iken onlara... Bizde fazla maaş veriyor. Bunlar sosyal haklarda bizde önce doktora gidiyor, önce onu şey yapıyor. Yani... Emek gözümü perişan yani.